Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hatay İskenderun'da annemin evine geldim. Dün de bir çekim yapmıştık. Bugün de Hatay'ın künefesini yapacağız. Şimdi dışarı çıkıyorum ve alışveriş yapacağım. 2,5 kilo kadayıf alıyorum. Bu ne makinesi? Bu mikser. Mikser. Kadayıfı bundan geçireceğiz. Tel tel yapacağız. İncecik olacak. Eğer evde yapacaksanız bunu bıçakla ve elinizle bu şekilde parçalayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz ama bu şekilde bir aletiniz varsa daha rahat edersiniz. İncecik oldu. Tam istediğimiz kıvamda. Tartıyoruz. Kaç kilo geldi? 2 kilo 215 gram. Ne kadar kilosu? Kilosu 20 TL. 20 TL. Tabii. Ne kadar yapıyor bu? Bunun fiyatı da 44 TL. 44 TL. Tamam. Tuzsuz Hatay peyniri yani künefe peyniri. Evet. Bu kaç kilo geldi? Tam olarak 2 kilo 50 gram geldi. 2 kilo 50 gram. Ne kadar kilosu? Bunun kilosu da 60 lira. Ne yapıyor yani? 123 lira. 123 lira. Tamam. İskenderun'da Kral Künefe'ye geldim. Şu şekilde fıstık tozu alıyorum. Ne kadar bunun kilosu? 250 lira efendim. 250 TL. Şu şekilde bir kabın içerisine koyuyor. Yarısını dolduracağım. Ne kadar gelirse göz kararı. Ama o kadar yeterli olur bana. Kadayıfı da buradan aldım. Künefe peynirini de buradan aldım. Daha demin gösterdim. Künefe de bu şekilde görebilirsiniz. Ben bunu tabii evde deneyeceğim. Bakalım tabii. Nasıl olacak. Kaç gram geldi? Yaklaşık olarak 115 gram geldi. Bu da 28 lira yapıyor. 28 TL. Tamam. Evet. 3 kilo şeker alıyorum. Bunun fiyatı 18.75 TL. Bunun hepsini kullanmayacağım. 924 gram geliyor herhalde tereyağı. Kilosuna kadar? 49 TL. Tamam onu alayım ben. Bahçeden bir adet limon koparacak şimdi annem. Şöyle. Bakalım. Oo çok güzel değil mi? Mis gibi kokuyor. Çok güzel. Mis gibi ve doğal ilaçlık. Organik bizim limonlarımız organiktir. Tüm alışverişi yaptım, fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. En başta şiresini yapmakla başlayacağım işe. Şimdi şiresini yapmaya geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. 4 su bardağı şeker ekliyorum. İçerisine 4 su bardağı su ekliyorum. Bir dilimde limon kullanacağız. Limon bu tarifin olmazsa olmazlarından. Şire yapıyorsanız limon çok önemli. Limondan bir adet alıyoruz ve içerisine ekliyoruz. Nasıl pişireceğiz anne bunu? Orta ateşte karıştıracağız sürekli böyle şeker eriyene kadar. Şeker eriyene kadar bunu sürekli bu şekilde karıştırmanız gerekecek. Şeker eridikten sonra kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra da 4-5 dakika bunu pişireceğiz. Daha sonra altını kapatacağız. Şiremiz kaynamaya başladı ve kaynadıktan sonra 5 dakika tutuyorum ve 5 dakika boyunca bunu bu şekilde pişiriyorum. 5 dakika boyunca pişti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve şiremizi artık kenara alıyoruz. Şiremiz hazır. Şireyi künefenin içerisine sıcak koymamanız gerekiyor. Ilık olması gerekiyor. Zaten biz de şimdi künefeyi yapmaya geçeceğiz. Ancak ılık hale gelecektir. Şimdi künefe yapımına geçebiliriz. Böyle 50 gram kadar tereyağı aldım ve bu tereyağını tepsinin içerisine koyacağım ve her tarafa eşit bir şekilde yayacağım. Kullandığım tepsi bakır. Bakır olması gerekiyor. Eğer bakır yoksa normal tepsi de kullanabilirsiniz. Ama orijinal künefe, Hatay künefesi bu şekilde bakırda yapılması gerekiyor. Tereyağını her tarafa eşit bir şekilde koydum ve elimle bunları her tarafına yediriyorum. Her tarafa tereyağının değmesi gerekiyor. Hiçbir taraf böyle boş kalmaması gerekiyor. Elimle şöyle yayıyorum. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Görüyorsunuz her tarafa eşit bir şekilde yayıldı. Mis gibi oldu. Hepsinin hiçbir gözeneğinde hiçbir şekilde boş yer bırakmadım. Kenarlara da aynı şekilde yedirmeniz gerekecek. Oo mis gibi oldu. Şuna bakın. İşte olay budur. Tepsiyi şimdilik kenara alıyorum. Tepsimiz hazır. Şimdi kadayıfı ile tereyağını yapacağım. Başta tereyağını eritmeye başlayacağım. Tereyağını şimdi eritmeye geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 400 gram tereyağı ekliyorum. Ve bunu en kısık ateşte şu şekilde çevire çevire karıştıra karıştıra eritmeniz gerekecek. Sakın böyle yüksek ateşte yapmayın. Bunu kısık ateşte yapmanız gerekiyor. Yağın kızmaması gerekiyor. Tereyağı yavaş yavaş erimeye başladı. Görüyorsunuz ufak tefek parçacıklar kaldı. Bunu dediğim gibi yine kısık ateşte bu şekilde karıştıra karıştıra aynı şekilde eritmeye devam ediyorum. Neredeyse tamamen eridi görüyorsunuz. Şöyle ufak tefek parçacıklar kaldı. Bunlar kaldığı zaman hemen altını kapatıyorum. Ve bunu kendi haline bırakacağım. Bunu direkt kadayıfın üzerine dökmemeniz gerekiyor. Birden dökerseniz kadayıfınız hamur. Bu da istemediğimiz bir şey. Bunun için bunu bu şekilde kendi haline bırakacağım. Bir 4 dakika kenara alıyorum. Ocaktan kaldırıyorum. Şu şekilde ayrı bir yere alıyorum. Sısını ocaktan almasın diye bu şekilde biraz ılımasını bekliyorum. Tereyağı 4 dakika boyunca dinlendi, ılıdı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu kadayıfın üzerine dökeceğiz. Kadayıfı ben makineden geçirmiştim. Aldığım yerde makineden geçirdim. Eğer makineden geçirecek durumunuz yoksa, aldığınız yerde makine yoksa kendiniz bir bıçak yardımıyla ya da elinizle şu şekilde çekiştirebilirsiniz.
çekiştire aynen bu kıvama getirebilirsiniz. Çok fazla parçalamayın. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Eğer çok fazla parçalarsanız bu sefer birbirini tutmaz. Aynen bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Aldığım kadayıfın yarısını kullanıyorum. Şöyle 1 kilo 250 gramlık bir kadayıfım var ve tereyağını bunun içerisine ekliyorum. Şöyle dökmeniz gerekiyor. Her tarafına yaymanız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde koyacağım. Tüm tereyağını koymayacağım. Başta kıvamını kontrol edeceğim ve bu şekilde karıştırıyorum. Tereyağının her tarafına değdiğinden emin olmanız gerekiyor. Onun için bu şekilde karıştırma işlemini yapmanız gerekecek. Tereyağının birbirini tutması gerekiyor. Biraz daha tereyağı istediği için tereyağını dökmeye devam ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kadayıfın birbirini tutması gerekiyor. Eğer tutmazsa tereyağını daha fazla koymamız gerekecek. Tam istediğimiz kıvama geldiği zaman duracağız. Tereyağını eklemeyi keseceğiz. Tereyağının hepsini kullanmadım. Dediğim gibi bir kısmı kaldı. Artık kadayıfımız iyice yapışıyor. Tam istediğimiz kıvama geldi. Yani ortalama 300 gram kadar tereyağı kullandım buna. Bu tereyağını kenara alıyorum. Farklı bir şekilde değerlendireceğim. Ve kadayıfım hazır. Bu da künefe peyniri. Hatay'ın tuzsuz künefe peyniri. Siz de tuzsuz peynir kullanmanız gerekiyor. Bunun yerine eğer bulamıyorsanız bunu dil peyniri de kullanabilirsiniz. Bunu aldıktan sonra şöyle paramparça etmeniz gerekecek. Ufalamanız gerekecek. Sakın büyük parçalar halinde koymayın. Bu şekilde elinize alıp şu şekilde ufalamanız yeterli olacaktır zaten. Benimki zaten biraz ufalanmış. Ben de üzerinden bir parça geçiyorum bu şekilde. Künefe peyniri de hazır. Şimdi artık tepsiye bunları ekleyebilirim. Kadayıfımdan bir parça alıyorum ve tepsinin içerisine şu şekilde aktara aktara gezdiriyorum. Burada da her tarafını eşit bir şekilde koymanız gerekiyor. Onun için bu şekilde aktara aktara gitmeniz gerekiyor. Böyle hepsini birden koymamanız gerekiyor. Yine bir avuç alıyorum ve boşlukları gördüğüm yerlere şu şekilde gezdiriyorum. İlk katı koydum. Şöyle elimle bastırdım. Kenarlara yaydım. Kesinlikle boşluk kalmaması gerekiyor. Eğer boşluk gördüğünüz yerlere şu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Ekleyip en son bunu bu şekilde bastırıyorsunuz. Yerini tutması gerekiyor. Onun için bu şekilde bastırmanız gerekecek. Bu alt katı bastırıyoruz ama üst katı bastırmayacağız. Onu da göstereceğim birazdan. İyice bastırdım. Tam istediğim kıvamda şekli de verdim. Şimdi artık üzerine peynirini ekliyorum. Peynirden de bir avuç alıyorum ve künefenin üzerine yine yaya yaya gezdirerek eklemeniz gerekecek. Bunun da her tarafına eşit gelmesi gerekiyor. Peynirin de çok abartmayın. Bol peynirli yapacağım diye bu sefer çok koyarsanız istediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. Her şey kararında güzel bence. Peyniri de ekledim, böyle çok az üzerine bastırın. Çok fazla bastırmayın sakın. Hafiften bastırmanız yeterli olacaktır. Şimdi bunun üzerine diğer kadayıfını ekleyeceğim. Kadayıfımdan yine bir avuç alıyorum. Her tarafına yaya yaya ekliyorum. Böyle birden dediğim gibi hepsini birden koymayın. Yayarak eklemeniz gerekecek. Her tarafa eşit bir şekilde gelmesi gerekiyor. Evet, üzerine ekledim. Ufak tefek boşluklar var. Sadece onları kapatacağım. Böyle gördüğüm boşluklara şu şekilde ufak tefek eklemeler yapıyorum. Üst katı da ekledim. Bunun üzerine fazla bastırmayın. Hafiften bastırmanız yeterli olacaktır. Eğer çok bastırırsanız istediğiniz yine kıvamı elde edemezsiniz. Kuru kuru olur. Künefemiz artık pişirmeye hazır. Çok güzel gözüküyor. Nasıl olmuş sence anne? Nasıl çok gözüküyor? Çok güzel, ellerine sağlık. Vallahi muhteşem görünüyor. Senden de tiyoları aldım. Evet. Teşekkür ediyorum. Şey değil. Umarım evet. Sonucu da güzel olur. Vallahi şimdi bunu pişirmeye geçelim bence. Pişirin evet. Çok başta güzel. Közünü yapacağız tabii. Şimdi közü yakacağız. Daha sonra bunu pişireceğiz. Ben künefeyi mangalda köz ateşinde yapacağım. Daha lezzetli olacak. Şöyle kömürden içerisine aktarıyorum. Çok fazla kömür koymanıza gerek yok zaten. Şöyle çıralar var. Çıraları kömürün arasına ekliyorum şu şekilde. Ve kibritimle bunları yakıyorum. Çıralar sayesinde hızlı bir şekilde pişireceğiz bunu. Kömürleri köz haline getireceğiz. Ufaktan ufaktan yanmaya başladı, görüyorsunuz hemen tutuşuyor. Bunlar çok önemli. Eğer bu yoksa gazete parçasından faydalanabilirsiniz ya da yumurta keplerinden faydalanabilirsiniz. Yanlarına şu şekilde kömürleri yavaş yavaş ekliyorum. İyice yandığı için görüyorsunuz bu şekilde yerlemeye başladım. Şu kenarlara bakın, kömürler hemen yanmaya başladı. Sürekli bu şekilde yapmanız gerekecek. Çünkü ateşi yakaladım ve bırakmıyorum ben. Bence künefe yapmanın tam zamanı. Şuna bakın ya, çok güzel ya. Hava ne çok sıcak ne çok soğuk. Mis gibi bir hava var. Tam künefe zamanı. Közümüz istediğimiz kıvama geldi. Hepsi yandı. Şimdi bunu bir dinlendiriyorum. 15 dakika dinlenmesi gerekiyor. Böyle közün çok böyle kor olmaması gerekiyor. Bu da çok önemli püf noktalarından bir tanesi. Közümüz dinlendikten sonra daha sonra künefeyi üzerine koyacağım. Közümüz dinlendi. Bir parça şunu yayıyorum. Yaydıktan sonra künefemizi artık üzerine ekleyebiliriz. Tam istediğimiz kıvama gelmiş ya. Çok güzel olmuş. Şimdi bunun üzerine künefeyi ekliyorum artık.
künefeyi görüyorsunuz, mis gibi de üzerine koyuyorum şu şekilde. Şimdi künefeyi koyduk, biraz yakınlaşalım, şöyle göstereyim size. Gözün kenarına künefenin sadece kenarları gelecek, yani şu kısımlar gelecek, orta kısmı gelmeyecek. Görüyorsunuz bu kısmın üzerine koymadım. Şöyle 30 saniye bekleyeceğim, şöyle çevireceğim, daha sonra üzerine bastıracağım, şu kenarlarını toplayacağım. Dediğim gibi 30 saniye bekleyeceğim, tüm kenarları çünkü böyle pişireceğiz. Bir daha çevireceğim, yine aynı şekilde 30 saniye bekliyorum, böyle üzerine bastırıyorum, kenarlarını topluyorum ve bu şekilde çevire çevire bunu 30 saniye bekleye bekleye, yani 30 saniye kuralı oluyor bu, 30 saniye bekleye bekleye bunu pişireceğim. Daha demin gösterdiğim gibi 30 saniye beklettim, yan tarafa çevirdim, diğer tarafların hepsini böyle çevire çevire pişirdim. Böyle biraz yakınlaşalım, şöyle arada kontrol etmeniz gerekecek. Şöyle kaldırıyorum altını, bakıyorum kızarmış mı kızarmamış mı, eğer kızarmışsa sıkıntı yok, pişmiş demektir. Şöyle gösteriyorum, alt tarafını şu şekilde kaldırıp kızarıp kızarmadığını şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Görüyorsunuz nasıl da kızarmış, çok güzel gözüküyor. Kapatıp düzeltebilirsiniz, hiçbir sıkıntı olmaz şu şekilde aynen. Kenarlarının hepsini pişirdim, hepsini kontrol ettim, iyice kızarmış, tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi künefeyi şu şekilde tutuyorum ve mangalın tam ortasına getiriyorum ve bu şekilde bekliyorum ve şöyle kendi içerisinde çeviriyorum. Ateşin tam ortasına gelmesi gerekiyor künefenin ve bu şekilde pişiriyorum. Künefenin ortasını da pişirdik, şimdi bunu çevirebiliriz artık. Elimizde şöyle bir tepsimiz var, bunu yağlayacağız, daha sonra bunun üzerine koyacağız, ters çevireceğiz, sonra tutup tekrardan üzerine aktaracağız, yani bu şekilde ters çevirmiş olacağız. Şöyle tutuyorum, üzerini yağlıyorum, bu yapışmasın diye yapıyoruz, bu çok önemli bir şey, mutlaka bu şekilde yapmanız gerekecek sizin de. Bunu iyice yağladım, şimdi tutuyorum künefenin şu şekilde üzerine aktarıyorum ve şu şekilde tutup bunu ters çeviriyorum. Bakalım, ben de çok merak ediyorum nasıl olmuş, acaba alt tarafı kızarmış mı? Şöyle açıyorum. Oo, şuna bakın ya, nar gibi olmuş, mis gibi gözüküyor ya, fena bir şey olmuş. Şimdi de künefeyi tutuyorum ve dikkatli bir şekilde şu şekilde üzerine ekliyorum. Bu kadar basit. Olay işte budur. Şimdi künefeyi tekrardan aynı yöntemle böyle mangalın üzerine koyuyorum ve aynı şekilde çevire çevire bunu pişireceğim. Alt tarafını piştikten sonra en son şiresini dökeceğiz. Son işlem kaldı artık. Kenarlarını pişirdim. Şimdi künefeyi mangalın tam ortasına koydum. Şimdi orta kısmını kapatacağım. Artık şiresini dökmeye geçeceğim. Künefemiz pişti. Tam kıvamına geldi. Tam istediğim kıvamda. Şimdi artık şiresini döküyorum. Şiremizin dediğim gibi ılık olması gerekiyor. Parmağınızı soktuğunuzda parmağınızı yakmaması gerekiyor. Ve şimdi bir kepçe alıyorum. Şöyle şiremden döküyorum. Cozur cozur ediyor ya, şuna bakın. Oh, mis gibi, her tarafına bu şekilde şireden yedirmeniz gerekecek. Şöyle dikkatli bir şekilde şöyle üzerine gezdiriyorum. Şöyle çıtır çıtır sesler arasında şöyle tutuyorum. Bir dilim alıyorum şu şekilde. Şuna bakın ya, nasıl da sündü. Şuna bakın ya, çektikçe geliyor. İşte olay budur, bunu yakalamak gerekiyor. Fena bir şey ya, şu görüntüyü görünce insan gerçekten mutlu oluyor. Muazzam bir şey. Şöyle tabağa koyuyorum, böyle fıstığım var, fıstıktan alıyorum ve üzerine ekliyorum. Şu görüntüye bakın, fena bir şey ya. Şöyle tutuyorum, en sevdiğim zamana geldi, tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Ve çıtır çıtır sesler arasında şuradan alıyorum. Şuna bakın ya, peynir gerçekten çok başarılıymış. Tadına bakıyorum. Ya muazzam olmuş ya. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Çok başarılı olmuş. Ya biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Dört dörtlük olmuş resmen. Ya hem sünmesi güzel oldu, hem çıtır çıtır oldu. Muazzam bir şey. Dört dörtlük. Biz bu işi gerçekten başarmışız. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Anne nasıl olmuş künefe? Çok güzel, muhteşem. Ellerine sağlık, harika. Gerçekten sen bu işi çok beceriyorsun. Allah yolunu açık etsin. Harika, ellerine sağlık. Teşekkür ederim, sağ olasın. Afiyet olsun. Dört dörtlük mükemmel, eksiksiz. Her şeyle mükemmel. Teşekkürler. Allah muhafaza. Afiyet olsun. Etsin. Kesene gerek. Sayende. Estağfurullah, ne demek. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz.
Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.